Bir şirket işe alacağı adayları uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını anlamak için bir teste tabi tutuyormuş. Kullanılan testin %2'lik bir pozitif hata payı ve %1'lik bir negatif hata payı varmış. Yani şunu anladım. Madde bağımlısı olmadığım halde test %2 oranında hata yapıp benim bağımlı olduğum sonucunu. Yani pozitif bir değer çıkarabilirmiş. Tanrım düşüncesi bile kötü değil mi? Peki devam edelim. Ee, i̇şe başvuranların %5'inin uyuşturucu madde kullandığı varsayımından hareketle başvuru yapanlar arasından rastgele seçilen bir adayın testi pozitifse gerçekte uyuşturucu kullanıyor olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu soruyu birlikte çözmeye çalışalım. İşe soruyu doğru anladığımızdan bir kez daha emin olarak başlamak istiyorum. Adaylara yapılan uyuşturucu testinin pozitif hata oranı %2'ymiş. Bunun ne anlama geldiğini bir kez daha değerlendirelim. Bu testlerin %2'sinde aday uyuşturucu kullanmıyor. Yani sonuç negatif çıkmalıyken Test pozitif sonuç veriyor anlamına geliyor. Evet, pozitif hata payının anlamı bu. Sonuç negatif çıkmalıyken pozitif çıkıyor. Bunu uyuşturucu kullanmayan birinin test sonucunu aldığında %2 olasılıkla dumura uğrayacağı, hüsrana uğrayacağı şeklinde de yorumlayabiliriz. Soruda pozitif hata payına ek olarak testin negatif hata payının da %1 olduğu verilmiş. Peki bu ne anlama geliyor? Bu da uyuşturucu kullanan birinin test sonuçlarının yanlışlıkla uyuşturucu kullanmıyor şeklinde gelme olasılığının %1 olduğu anlamına geliyor. Sürpriz. Test pozitif sonuç vermeliyken yanlışlıkla negatif sonuç veriyor. Sonra bir de adayların %5'inin uyuşturucu kullandığı bilgisi elimizde var. Bu soruyu farklı şekillerde düşünerek çözebiliriz. Bunlardan belki de en basit olanı toplam aday sayısı için büyük bir sayı seçerek işin matematiğini kolaylaştırmak olabilir, değil mi? Hadi bakalım. Diyelim ki bu işe 10.000 kişi başvurmuş olsun. Evet, 10.000 kişi. Temiz sayılarla çalışmak istiyorum ve 10.000'i 10 bunun için şu an kafamdan uydurdum. Seçeceğim sayı 1000 ya da bin de olabilirdi. Her halükarda seçtiğim sayıyla işlem yapmak örneğin 9785 ile işlem yapmaktan kolay olmalı değil mi? Bunu göz önüne alarak böyle bir seçip yaptım. Şimdi soruda verilenleri biraz daha yakından inceleyelim. Adayların %5'inin uyuşturucu kullandığını biliyoruz. Bu bilgiyi kullanarak 10.000 kişinin kaçının uyuşturucu kullanıp kaçının kullanmadığını bulabiliriz. %5'i uyuşturucu kullanıyorsa %95'i kullanmıyordur. 10.000'in 10 %5'i kaç eder? 500. 500 kişi uyuşturucu kullanıyormuş. Bunun başlangıçtaki aday sayısının %5'i olduğunu unutmayın. Peki, ya uyuşturucu kullanmayanlar? 9.500 kişi. Evet, uyuşturucu kullanmayanlar. Bu da 10.000 kişinin %95'i oluyor. Anlaştık mı buraya kadar? Peki. Şimdi sıra testi yapmaya geldi. Uyuşturucu kullananlara testi uyguladığımızda ne olur? Testin pozitif olarak sonuçlanmasını bekleriz öyle değil mi? Bu adayların hepsinin sonucunun pozitif çıkması gerekir ama testin kusursuz bir test olmadığını biliyoruz. Bunun için de bu adayların bazıları için yanlış sonuç çıkacak. Yani test negatif sonuç verecek. Testin negatif hata payı %1'di bu 500 kişiden %99'unun sonuçları doğru yani pozitifken %1'inin sonuçları yanlış yani negatif olacak. 500'ün %99'u bir bakalım 495'tir değil mi evet. Bunun yanına doğru bir sonuç olduğunu hatırlamak için şöyle bir işaret koyacağım. Geriye kalan %1 yani 5 kişinin sonuçları da negatif olacak. Test yanlış bir şekilde buradaki 5 kişi için negatif sonuçlanacak. Evet bu yanlış sonuçlanan negatifler. Orjinal popülasyondan uyuşturucu kullanan ve testi pozitif sonuçlananların yüzdesi kaçtır diye sorarsak cevap 495 bölü 10.000 olacak değil mi? Bu da yüzde 4,95 eder. Peki, orijinal popülasyondan uyuşturucu kullandığı halde testi negatif sonuçlananların yüzdesi kaçtır dersek? Test uyuşturucu kullanan bu kişilerin uyuşturucu kullanmadıkları sonucunu verecek ve bu da 10.000'de 5 yani yüzde 0,05 olacak. Bu yüzdeleri elde etmenin başka bir yolu yüzde 5'i yüzde 1 ile çarpmak yüzde 0,05'i elde etmek olabilirdi öyle değil mi? Yüzde 1 bölü 500. Aynı şekilde yüzde 5 ile yüzde 99'u çarptığımızda da yüzde 4,95'i elde edebilirdik. Peki o halde devam edelim. Sırada gerçekte uyuşturucu kullanmayanlar var. Burada da testin pozitif hata payı etkili olacak. Pozitif hata payı neydi? %2, değil mi? ikisinin sonuçları maalesef pozitif çıkacak. 9500'ün %2'si. Uyuşturucu kullanmayan 190 kişinin testinin sonucu maalesef pozitif olacak. Pozitif hata payı işte bu şekilde etkili olacak. Geriye kalan %98'in sonuçları ise olması gerektiği gibi negatif olacak. Diğer %98, 9500 eksi 190 yani 9310 olacak. Evet, 9310 kişinin sonuçları olması gerektiği gibi negatif olacak. Peki bu şanssız 190 kişi orijinal popülasyonun yüzde kaçı? Bu %1,9 eder değil mi? %1,9'u 190 bölü 10.000 işlemini yaparak ya da %95'in %2'sini hesaplayarak bulabilirsiniz. Az önce olduğu gibi bu ağaç diyagramının bir dalını takip ederek buradaki değerleri çarptığımı fark ettiniz değil mi? 9310 orijinal popülasyonun yüzde kaçı? Şimdi soru bu. Bu yüzde... 10 edecek öyle değil mi? Bunu da 9310 bölü 10.000 ya da ağacın bu dalındaki yüzdeleri çarparak bulabilirsiniz. %95 ile %98'i çarparsak %93,10 elde ederiz. Ve artık soruyu cevaplamaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Adayın testi pozitifse gerçekten de uyuşturucu kullanıyor olmasının olasılığı nedir diye soruyorlardı. Sorunun ilk kısmında Adayın testinin pozitif olduğu bilgisi verilmiş. Adayların hangilerinin testi pozitifti? Buradaki 495 kişi testten doğru bir şekilde pozitif sonucunu almıştı öyle değil mi? Buradaki 190 kişinin sonuçları ise yanlış bir şekilde pozitif çıkmıştı. Sonuçlar yanlış bir şekilde pozitif ama yine de pozitif. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyleyse kaç kişinin sonucu pozitif? 495 artı 190. Bize sonuçları pozitif çıkan adayların toplam sayısını veriyor. Peki bunlar arasında gerçekten uyuşturucu kullanan kaç kişi var? Sonucu pozitif olanlar arasında 495 kişinin gerçekte uyuşturucu kullandığını da biliyoruz. Hesap makinesini çıkaralım. 495 bölü 495 artı 190. Evet, 0 7226 yaklaşık olarak evet yaklaşık olarak %72. Oldukça ilginç değil mi? Adayın testinin pozitif olduğu bir durumda bu adayın gerçekte uyuşturucu kullanıyor olma olasılığı. Testin pozitif hata payı ve negatif hata payı düşük gibi görünse de hesaplamayı yaptığımızda birinin gerçekte uyuşturucu kullanıyor olma olasılığı yüksek ama çok da yüksek değil öyle değil mi? Yani testi pozitif çıkan birinin kesinlikle uyuşturucu kullandığını söyleyemeyiz. Bu arada bu sonuca sadece yüzdeleri kullanarak da ulaşabilirdik. Bunun için adaylardan yüzde kaçının sonucunun pozitif çıktığına bakmamız yeterli olurdu. Yüzde 4,95 artı yüzde 1,9 bunları yüzde olarak yazayım. Yüzde 4,95 artı %1,9. Peki bunların arasında gerçekte uyuşturucu kullananların yüzdesi kaç? %4,95. Siz de bu iki işlemin sonucunun aynı olacağını fark etmişsinizdir. Buradan çıkarmamız gereken bir ders var. Sonucu pozitif olan adaylardan gerçekte uyuşturucu kullananların oranı sadece %72. Bunun tam tersini yani sonucu pozitif olan adaylar arasında 495 artı 190 kişi arasında uyuşturucu kullanmayanların yüzdesi neydi? 190 bölü 190 artı 495'ten bunu %28 olarak buluruz öyle değil mi? %100'den %72 çıkararak da %28'i bulabilirdiniz tabii. Şimdi bir mahkemede olduğumuzu ve sonucunuzun... Ah, tabii umarım böyle bir mahkeme olmayacaktır ama senaryo. Ve sonucunuzun pozitif çıktığını düşünün. Savcının bu test pozitif hata payı sadece %2 olduğu için çok güvenilir bir test ve senin sonucun pozitif olduğuna göre muhtemelen uyuşturucu kullanıyorsun diye düşündüğünü varsayın. Bunu duyan insanlar tabii ki de az önce bizim yaptığımız hesaplamaları yapmadıkları ve konuyu bizim kadar iyi bilmedikleri için sizin uyuşturucu kullandığınıza inanacaklardır. Halbuki yaptığımız hesaplamalara göre test sonucu pozitif gelmesine rağmen uyuşturucu kullanmıyor olma olasılığınız %28. Bu da sizi sonucu yanlışlıkla pozitif çıkan insanlar arasına sokar. Peki, bu sayının ya da yüzdenin bu yüzdeden daha büyük olmasının sebebine gelince. Bunun sebebi buradaki İlk ayrıma yani hangi yüzdenin uyuşturucu kullanıp hangisinin kullanmadığına baktığımızda adayların çoğunun uyuşturucu kullanmıyor olmasıdır. Gerçekte uyuşturucu kullanmayanların sayısı kullananlara göre çok fazla olduğu için bu büyük sayının yüzde ikisi de uyuşturucu kullanıp da test sonucu pozitif olanlara göre oldukça büyük bir sayı çıktı. Evet. Sizi şimdilik bu düşüncelerle bırakmak istiyorum. Hayatınız boyunca %93,1'in içinde olmanız dileğiyle.